Evinizde aslan besliyor musunuz? Filin etinden çok güzel sucuk çıkar. <laughs> Ayağımızın altı da beyaz. Cık, yok çadırlarda yaşıyoruz. Abo. Hayatımda hiç böyle bir soruyu düşünmedim ya. Niye avuç içleriniz beyaz? <laughs> Türk kası yaptığımdan beri koşamıyorum. Tabii ki avcı toplayıcı değiliz. Kaç kaç sorular. Merhaba Afrika severler. Bugün sizlerle birlikte Afrikalılara sorulan en absürt, en komik, en garip soruları inceleyeceğiz. Bu kanalda Afrika ile ilgili ilginç bilgileri sizinle paylaşıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayın. Evet ilk sorumuza geçiyoruz. Sizde binalar var mı? <laughs> biz çadırda yaşamıyoruz ki. Yani zannediyor musunuz ki biz köylerde işte çölde ormanlarda falan mı yaşıyoruz? tabii ki avcı toplayıcı değiliz. Binalarımız var. Hatta bazı bölgelerinde Afrika'nın bazı büyük şehirlerinde gökdelenler, güzel yollar, köprüler tıpkı buradaki gibi yani. Nasıl geldin uçakla mı? Afrikalının cevabı eşekle. <laughs> Eşek, at. Elbette biz uçakla geliyoruz. Bir de Afrika'da çok güzel havalimanları var. Mesela Türkiye'nin yaptığı Ghana Havalimanı Afrika'nın en güzel havalimanlarından biri. Yani Türkiye Afrika'da havalimanları yapıyor ama bedava değil yani parasına. Niye avuç içleriniz beyaz? <laughs> Şimdi size bir spoiler vereyim. Ayağımızın altı da beyaz. Bu konuyla ilgili bir hikaye anlatılır. Bir Avrupalı bir Afrikalının rengiyle dalga geçer ve Afrikalı da ona der ki senin kibirlendiğin bu renk var ya beyaz rengi. Allah bu rengi avuçlarımın içi ve ayağımın altına verdi. Gayet de güzel bir kapak yani. Neden Afrika'dan gelenlerin renkleri farklı? Güneşten dolayı mı? Bu Böyle çıktım ya. Anamın kanından güneşe maruz kalmadım. Yoksa... Yok yok şaka şaka. Afrikalıların renklerinin siyah olmasının ya da daha koyu tenli olmasının sebebi öncelikle Allah bilir. O şekilde yaratmış. Bilimsel olarak da düşündüğümüzde Afrikalıların vücudunda fazla melanin dediğimiz bir madde var. Bu maddeyi üreten hücrelerin adı melanositler. Bu melanositler ister siyah ol, ister Türk ol, ister beyaz ol, ister Asyalı ol herkesin vücudunda aynı miktarda var. Ama Afrikalıların vücudunda tabii ki daha aktif. Neden? Çünkü bu madde insanlar güneşten korur. Ülkende araba var mı? Karayol var mı? Eviniz var mı? <laughs> Allah aşkına ya. Araba olmayan bir yer var mı? Karayol. Asıl karayol bizde. Yani biz karayız. Yollarımız da kara. Buradaki yol bence beyaz yol ya da ak yol diye ismini değiştirmeniz lazım. Eviniz var mı? Yok çadırlarda yaşıyoruz kardeşim. Kaç sorular. <laughs> <laughs> kaç kaç sorular. Afrikalıların belki Türkiye'de en büyük dertlerinden bir. Yani işte kaç kilometre? Buradan Gana'ya kaç kilometre? Kaç saat? Kaç kardeşsiniz? Kaç ne? Kaç ne? Kaç ne? Yeter artık ya Allah aşkına. Araya mesafe koymayın arkadaşlar. Futbolcu musun? Öyle bir algı var. Afrikalılar çok güzel futbol oynar. Elbette haklısınız. Yani çok iyi koşucular var. Ama bir de benim gibi Türkleşmiş Afrikalılar var. <laughs> Türk kas yaptığımdan beri koşamıyorum. Futbolda da oynayamıyorum yani. Benim gibi futbol oynayamayan Afrikalılar da var. O yüzden siz Afrikalılar böyle hep futbolcu, kaslı gibi düşünmeyin. Bizde de şişkolar var. Türkiye'ye nasıl geldiğin Afrikalıların cevabı yüzerek. <laughs> Bunu Türk bir yazmış. Türkiye'ye nasıl geldiğin ya da ne ile geldiğin gibi sorular var. Çünkü insanların kafasındaki Afrika imajı çöl, orman, hayvanlar. Çölün ortasında bir havalimanı mı olur ki insanlar uçağa binip Avrupa'ya ya da Türkiye'ye gelecekler? Biz de yüzerek geliyoruz tabii ki. Abo! <laughs> Hayatımda hiç böyle bir soruyu düşünmedim ya. Abo, İngilizce bileniniz vallahi. Vallahi ben bilmiyorum çünkü bilmiyorum yani. Senin ismini kim koydu? Bu çok gelen bir soru. Hani işte biri soruyor sana sokakta. İsmin ne? Tahir diyorsun. Yok Türk ismi diyor. Tabii ki bu Arapçadan göken almış bir isim. Mesela dedemin ismini bana koymuşlar. Yani dedem Türk değil. E, Türklerle de şu ana kadar hiç karşılaşmamıştı. Tahir. Temiz demek Arapçada. İslam'dan dolayı biz de Arapça isimleri kullanıyoruz. Ben söylediğimde diyorlar ki bu ismi burada mı koymuşlar yoksa? Yok. Yedi göbek Türk olmayabiliriz ama yedi göbek Müslümanız. O yüzden isimlerimiz Müslüman ismi. Bir de şöyle bir şey var. Mesela işte adam sana soruyor. İsmin ne? Kuddakinte diyorsun. Bundan sonra senin adın Tahir diyor. Ya da işte bundan sonra senin adın Ahmet, Mehmet diyor. Böyle bir şey olur mu ya? Bak Türk isimleri gerçekten çok zor. Gökhan var. Abi biz e, ö, ü, hatta yumuşak g bile söylemeye çalışıyoruz. Siz bir Kuddakinte'yi diyemiyorsunuz. <laughs> Mutlaka herkesi kendi ismiyle çağırın. Afrika'da su var mı? Yok ya Afrika'da su yok. Biz kendi tükürüğümüzü yalıyoruz. <laughs> böyle bir şey olur mu ya? <laughs> su hayattır arkadaş. Yani su olmazsa hiçbir yerde hiçbir insan yaşayamaz. Tabii ki Afrika'nın bazı bölgelerinde su sıkıntıları var. Mesela bir köyde sadece bir kuyu var ya da o köyün su kaynağına mesafesi çok uzak olabilir. Bazen böyle. Su var da ulaştırma sorunu var. O yüzden yine siz gidin kuyu açın ama Afrika'da var. Köpek balığıyla karşılaştım mı? <laughs> Afrika'da köpek balığının en çok görülen yer Güney Afrika sahilidir. Onun dışında Atlas Okyanusu'na kıyısı olan Afrika ülkelerinde köpek balığı çok görülen bir şey değil. Ama hayvan ya Afrika'da hayvanlarla anılıyor. Bu nedenle bizde karşılaşmış olabiliriz. Evinizde aslan besliyor musunuz? <laughs> hani burada köylerde nasıl ki koyunlar, keçiler, inekler besleniyorsa biz de Afrika'da aslan, zürafa, fil Su aygır hele en sevdiğim su aygırı arkadaşlar. Su aygırından böyle bir mangal yaparsan Aygır mangalı ya da zürafa şiş ya da fil. Filin etinden çok güzel sucuk çıkar. <laughs> Allah'ım ya. Şimdi Kayseriler kızacak bana. Sucuk bizden çıkmış diye. Yok Afrika'dan çıkmış arkadaşlar. Bizden almışsınız. Senin saçın temiz mi? Özellikle hani kızların Afrika örgüsü var ya. insanlar bunu gördüğünde çok merak ediyor. Dokunmak ister. Ya da hani Bob Marley'nin meşhur ettirdiği rasta saçları. Bunun temiz olmadığını düşünenler var. Çünkü öyle bir kıvırcık ki su bunun içinden nasıl geçer diye. Bana da sormuşlar senin saçlarının içinden su geçer mi diye. Tabii ki geçer. Bir de Afrikalılar gerçekten bunu çok takdir ediyor. Afrikalılar sabah banyosunu mutlaka yapar öyle çıkar. Hani diyorsunuz ya su yok Afrika'da. Sadece bir bardakla da olsa yıkanır Afrikalı. Dalga geçme benimle. Bu Türk ismi. Senin gerçek ismini söyle. Yani insan inanamıyor ki bir Afrikalı nasıl olur da adı Ahmet olur ya. Bir Afrikalı nasıl olur da adı Süleyman olur. Bir Afrikalı nasıl olur da adı Eyüp olur. Hepimizin peygamberi kardeşim ya. <laughs> Siz Müslümansınız biz de Müslümanız yani. Neden tenin kara? Şimdi bu soruyu duyunca daha önce yazdığım bir şiir aklıma geldi. Yatak senin uyku Allah'tan. Vücut tenin sahibi yaratan. Sen tokken vardır aç yatan. Yardımlaşmadan ayakta kalamaz bu vatan. Ya eskiden şairmişim ben ya. <laughs> Vallahi ne olduysa bana? Birden her şey uçtu gitti ya. Belki o zaman aşıktım. Aşk meşk olayı var ya. Aşk kavuşmadan önce, meşk de kavuştuktan sonra yaşanır. Belki kavuştuktan sonra şairliğimiz de gitti. Arap mısın? <laughs> Bilmiyorum bu soru nereden geldiyse artık. Araplar da biraz esmer ya ama biz esmer değiliz ki biz siyahız yani. Ve bu da çok ayıp bir şey değil. Biz rengimizle gurur duyuyoruz. Rengimizle seviyoruz. Allah o şekilde yarattı. Ama Arap değiliz. Araplar farklı bir millet. Afrikalılar farklı bir millet yani. Afrika'da Araplar da var. Kuzey Afrika'da. Ama Sarat Afrika dediğimiz yerde Afrikalılar yani sırf siyahi ırk var. Biz Arap değiliz. Arap da Afrikalı Lan Araplar Afrikalı ama. <laughs> Afrika'da Araplar var. <laughs> Doğru. Evinizde aslan besliyor musunuz? Elbette. Nerede uyuyorsunuz? Sokakta aslan var mı? Evde TV var mı? Orada su var mı? <laughs> Nerede uyuyorsunuz abi? Ormanlarda uyuyoruz. Ağaçların üstünde. Öyle bir şey yok ya. Sokakta aslan var mı? Tabii ki ya. Ama aslanlar Afrikalılar yemez. Siz oraya giderseniz yenilme ihtimaliniz var. O yüzden yine gidin ya. Afrika güzel. <laughs> Bazen şöyle soru gelir. Türkiye ne ile geldin? Vallahi hacı. Deveyle gidip geliyoruz. <laughs> Adam çok güzel bir cevap yapıştırmış ya. Deveyle gidip geliyoruz abi. Aslan, fil falan sokaklarda geziyor mu Afrika'da? Tabii ki. Onlarla kankiyiz yani. Benim bahçemde aslan evimin bekçiliğini yapıyor. Burada köpek kullanılıyor ya. Bizde aslan kullanılıyor. Düşünsenize aslan var bir e, evin kapısında girer misin? Afrika'da da böyle kardeşim. Yanlış anlama kardeşim ama... Dişlerim niye beyaz? Dişlerim niye beyaz? Biz Afrikalılar her sabah kalktığımızda dişlerimizi fırçalarız. Hatta çocukken diş fırçası yerine annelerimiz dişlerimizi fırçalamak için ne kullanıyorlar biliyor musunuz? Kömür tozu. Hatta şu an bu amaçla yani bilimsel yayınlar var. Annelerimiz belki bilim adam kıymetlerini bilmiyordu. Belki o yüzden. Somali Afrika mı? Vallahi Somaliler duysa var ya sana kızar. Bu arada Somalili arkadaşlarım cevaplasınlar. Somalilerin balık yemediğini duydum. Öyle bir şey doğru mu? Doğruysa acaba neden? Lütfen cevap yazın. Belki onunla ilgili de video yaparım. Aslan yiyor musunuz? Abi aslan şiş var ya aslan şiş. Zürafa pirzola. Fil kebap var ya üff Adana kebabından bile güzel. Arkadaşlar Afrika'ya gittiğinizde mutlaka fil kebabı yiyin. <laughs> Şaka yapıyorum bu arada ha. Size okulda ablanmayı öğretiyorlar mı? Ey Allah'ım ya. Böyle saçma soru olur mu ya? Ya insanlar ne diyor ki Afrikalılar avcı toplayıcı döneminde yaşıyor. Böyle bir şey yok arkadaş. Uyanın uyanın. Uyanın. Size bu yalanları yutturmaya çalışanlar Afrika'yı sömürüyor sömürüyor. Afrika'da uçak var mı? Yok dedim. Türkiye'ye neyle geldin? Eşekle geldim dedim. <laughs> Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Bu arada bu arkadaşları Instagram'larından takip edebilirsiniz. Bu soruları Africans in Turkey sayfasından aldım. Biz de Instagram'da Türk TV olarak takip edebilirsiniz. Türkiye'ye neden geldin? <laughs> Türkiye'ye neden geldin? Afrika'da üniversite yok mu? Ben videoyu burada noktalamak istiyorum. İnşallah bu başka bir videonun konusu. Çok soru var ama sanırım sonraki videoda diğer soruları da inceleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz Afrika'nın Ses kanalına abone olup bildirimleri açın. Daha sık sık video çekebilmem için lütfen like Atın, paylaşın. Paylaşın ki biz de bu yiyelim. Sizlere daha sık sık bilgi aktaralım. Bu arada diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun.